Kimsenin birbirine karşı bu şekilde el kaldırmasını bilmem neyi asla onaylayacak bir adam değil. Ama velakin Ado'ya diyorum ki otur şurada konuşalım. Çek. Kardeşim kan gördüğü yüzünde yırtık ya var. Ya Kemal bırakın abi Allah aşkına. Zaten geldiğim günden beri görüyorum yani. Karşı taraftaki bütün gelin adayları ağzını açıyorlar, yumuyorlar, gözünü söylemedikleri laf kalmıyor. Sen şimdi bir evin içerisinde 8 kişi tarafından sürekli eleştirirsen ne hale gelirsin? Yağmur yine hala kardeşim, aynı tavrı sergiliyor. Kardeşim konuyu bilmiyorum ama şurada Didem'den duyduğum senin benim demediğim şeyi neden demiş gibi gösteriyorsun diye tartıştığı şey. Ya benim seninle tartıştığım konuyla aynı gibi. Varsayımlarla, varyetelerle hareket eden, düşünen bir adam değilim Kemal. Sonuç itibariyle orada ortada belli. Kimler ne dediyse, kelimeler nerelerin ucuna gittiyse sonuç itibariyle böyle bir sonuç doğmuş. Böyle sen bir bu kadar bak bu kadar eski ihtimal, dostuna karşı olursa, bu yaptığı şeyle savunma bak, bir şey bence. Diyorum sana. Ne olursa olsun böyle savunmuyor bir davranışı ben zaten... Savunmuyor da. Kemal'cim tamam. Bak ne diyorum dinliyor musun kardeşim? Hı. Böyle bir davranışı ben ne olursa olsun zaten onaylayacak bir insan değilim. Anladın mı? Yani şiddet ya da işte bu şekilde bir insanların birbirine zarar verici şekilde davranışlarını ben hiçbir zaman hayatımda onaylamadım. Aynen. Bunu benim annem de yapsa, babam da yapsa, kardeşim de yapsa geçerim karşısına söylerim. Bu yaptığın doğru değil derim. Aynısını ben Tuğçe ile de konuşacağım. Ama bak bu da benim arkadaşım. Adnan benim kardeşim. Yani şimdi onun kız arkadaşıyla benim kız arkadaşım birbirine girmişler. E ne olacak şimdi? Ado dedi ki dua et senin kız arkadaşın dedi kalktı gitti. Bu mu çözüm? Yapıcı çözüm olmak değil. Lazım çünkü ya arkadaşlarınız bitecek yani, ya ilişkiler şimdi ben orada ona deseydim ne yapacaksın atlan ya benim sevgilim olmasa ne yapacaksın hayırdır desem ne olacak? He? Ya ben de biz de erkek adamız yani biz pembe don giymiyoruz yani Kemal. Anladın mı? Kimse kusura bakmasın yani. Kimse pembe don giymiyor da yalnız burada ya Adnan'la oğlum. Beraber otur konuş kardeşim gelince. Ya sen ya senle sana lazım. Bir şey anlatmayacağım. Yok gelince gel konuş. Senin şey orta yolu bulmak lazım. Yapıcı olmak lazım abi. Anladın mı? Onu birazcık yanlı olmayın, taraflı olmayın şu evin içinde. Ben yanlı değilim kardeşim. Objektif ol ya. Ben objektifim de sen burada pembe don bilmem ne don sana diye. Sana mı diyorum oğlum? Sana mı diyorum? Hayır, öyle bir örnek veriyorsun ki sana sanki mı diyorum? Manyak mısın sen? Yayınlayacaklar mı onu? Tamam onu. Deli misin sen? Allah Allah kafada var ya. Kafada yok kardeşim. Yani kafada var ki öyle davranıyorsun. Başka pembe şey benden çıkar mı? Yayınlayacaklar mı bunu? Tamam bilmiyorum yayınlar mı yayınlamaz mı? Neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacaksın sen çok iyi bilen bir adamsın. Onu bilmiyorum abi düşünemedim o anda. Allah Allah ha sana şey mi geldi? Ha pembe don ekranda yayınlanabilir. Dur güzel laf soktu mu dedin? Kardeşim laf öyle sokmayla. Ne bir anlamadım işte ya. Geç o iş. Ne dedin? Laf sokmayla çıkarmayla bu evde kalınmaz kardeşim. Ben onu hesaplamıyorum. Ben öyle bir cümle kurdum ki yanlış diye dedim. Kemal, abi çok fazla git hayatına şey bak, aşkını yaşa. Tamam, gerçeklerin de farkına var. Bir aynaya böyle bak, aynada kendini görme. Arkandan dönenleri gör bence. Kardeşim, senin söylediklerinin, sen söylersen ön yargılısın diye senin söylerim. Söylediklerinin, senin sen söylediklerin ön benim için bir söylerim. Önem teşkil etmiyor. Bunların benim için hiçbir önemi yok. Ha, tamam, ben, sen o şekilde kabul ediyorsan benimle, yarabbi şükür o zaman. Tamam abi. Benimle... Kemal şansını zorlama. Bak gerçekten şansını zorluyorsun. Söylediğin cümlelerin altında neler yattığını ben iyi biliyorum. Şimdi bak beni zorlama. Kardeşim sen bak, bana beni gerçekten zorlama. Zorlamayla alakası yok bu bak, işin. Burada zorlama. Ben seninle tartışıyorum. Şerefsizlik yapma. Erkek gibi davran şurada. Anladın bak, mı? Emre delikanlı yanlış konuşuyorsun ol. Kardeşim. 28 yaşında 27 yaşındaki bir genç kızı tamam mı? Burada laflar uydurup aşağılamaya çalışma. Yeter artık. Küfür etme Emre. Yeter artık efendi ol. Bak, kaç gündür aynı şeyi yapıyorsun. Küfürle ben seni buraya getirdim. Efendi ol. Emre. Herkesin küfür bir etme. Ailesi var. Herkesin bir anası var, babası var. Milletin küfür kafasında etme. Soru işareti oluşturup durma. Bana tamam. Küfür edemezsin. Bak küfür etme. Akıllı olacaksın. Küfür etme bana. Akıllı olacaksın. Sen bana küfür edemezsin. Kimsenin merhametiyle vicdanıyla oynayamazsın. Sen bana küfür edemezsin Emre. Küfür etme. Aldın mı? Emre biraz kardeşim. Normal tartışırsa tartış küfür etme. Başım dönüyor. Bahçeye. Git işine bak. Allah aşkına işine bak tamam mı? Biz de artık o algıları yaratmaktan vazgeç. Ben algı yaratmıyorum. Yakışmıyor sana. Ben algı yaratmıyorum. Vazgeç. Bak ben algı yaratmıyorum. Kaç gündür sen ben neler biliyorum şunu... Sana ne oğlum? Sana ne ya? Ben bu insana gönlüm düştü. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Yaptığın yakışıyor mu? Delikanlı adama söylediklerin yakışıyor mu oğlum senin? Küfür etme. He? Bir delikanlı adama senin yaptığın yakışıyor mu? Söyle bana. Ben benim başına çıktı. Yanlış anladım. Bir dakika Tuğçe. Allah aşkına geçsene şöyle. Arkaya geçsene sen. Sen bana bir söyle. Bir dakika ya ben sakinim. Oğlum duyuyor musunuz beni? Söyle. Sana yakışıyor mu? Kardeşim. Sen 28 yaşında erkek adamsın. Bak, tamam yargı yapıyor. Buraya gelip bir genç kızla alakalı böyle ileri geri konuşmak sana yakışıyor mu? Bütün ev konuşuyor. Emre, söyle bak. Bütün ev konuşuyor. Sen imalı konuşuyorsun. Kardeşim. Benim elimde bak. Neler var? Oğlum ne var lan? Ön ne yargı var, yapmıyorum. Ya, ben yargısını tamam, senin be. Elinde ne var oğlum? Getir dök de artık göre. Öyle mi
söylemediğim şeyi kim söylemiş lan? Gibi söylediğin şey var kardeşim. O mu var? Söylüyorum, bu yüzden mi bu insanı bu kadar suçluyorsun? Sırf kendini haklı göstermek için beni niye öyle suçladın? Bu yüzden mi? Beni niye suçladın?